mor zehirlenmene batıdan gelen bir zehirlenme. Şimdi Rotterdam'daki ananın çocuğu dağa götürülmüyor. Hamburg'daki ananın çocuğu şehit olmuyor. Paris'teki kadının sorunları, Dallas'taki kadının sorunlarıyla bizim hanımlarımızın, kadınlarımızın, eşlerimizin, kızlarımızın, analarımızın, nenelerimizin sorunları tamamen farklı. Fakat Batı'dan Türkiye'ye özellikle bu darbe dönemlerinden sonra bir kadın gündemi dayatıldı. Yani bizim gündemimizin dışında bizim kadınımızın, Ayşe'nin, Fatma'nın, Hatice'nin, Leyla'nın, onların gündemi dışında bir kadın gündemi dayatıldı. Daha çok Batı'daki kadınların çürümekte olan, kokuşmakta olan, bireycileşmiş, hastalaşmış bir toplumun kadınlarının tabii sorunları var, Batı kadınlarının. O sorunlar Türkiye'nin gündemiymiş gibi Türkiye kadının önüne kondu. Bu 12 Mart darbesi 1971'den sonra, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye'ye bir feminizm ceryanı girdi. Kadınlarımızın bir kısmı o ceryanın etkisinde kalarak kendi sorunlarından ve kendi halkının, kendi kadınımızın sorunlarından kopartıldı. İşte buna mor zehirlenme diyoruz. Evet. Yani moru da mor çatı falan gibi isimlerle bunlar sahneye çıktılar ve bizim hanımlarımız üzerinde de bir etkileri oldu. Tabii kadın sorunu var. Türkiye kadınının da çok ciddi sorunları var. Onu inkar etmiyoruz ama kendi kadınımızın, Türkiye kadınının, yani tarlada çapa yapan, zeytin toplayan, fabrikada çalışan, evde hamur yoğuran, çamaşır yıkayan, ondan sonra okuluna giden, laboratuvarda çalışan, üniversitede çalışan, avukat olan, hekim olan, mühendis, mimar olan bizim kadınlarımız da var ama o kadınların sorunlarıyla Batı kadınının gündemi çok farklı. O gündemi Türkiye'ye dayattılar. Böylece bizi kendi sorunlarımızdan kopartmış oldular. İşte bu olaya mor zehirlenme diyoruz.